Evet, değerli Vizyon 58 televizyonu izleyenleri, bir şifa kapısı programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Öncelikle hepinize hayırlı pazarlar diliyorum. Bugünkü konumuz fizik tedavi ile alakalı, bel, boyun ağrıları, kireçlenme gibi hepimizin yaşayabileceği vücudumuzda hissettiğimiz ağrılarla alakalı olacak. Bizlere eşlik edecek uzman doktorumuz, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı doktor Narhan hocamız bizimle olacak. Hocam öncelikle hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkürler, nasılsınız? Size çok teşekkür ederiz. Sizleri öncelikle biraz tanıyabilir miyiz hocam? Ben Moğolistanlıyım. Türkiye'de okudum. 2020 yılı itibariyle bu hastanede çalışmaktayım. Fizik tedavi rehabilitasyon uzmanı olarak. Böyle. Peki hocam, konumuza dönelim isterseniz. Fizik tedavi ve rehabilitasyon nedir? Hangi hastalıklara bakar? Fizik tedavi hastaları genellikle en yaygın olarak bel boyun ağrıları olan, yani kas iskelet sistem ağrıları yaşayan tüm hastalarımıza uygulanabilir. Tabii istisnaları var. En çok bize gelen hastalara söylediğim gibi boyun ve bel ağrısı olan, omuz ağrısı, diz ağrısı olan hastalar ya da inme geçirmiş, nörolojik bir takım kısıtlık yaşayan hastalarımız gelebiliyor. Tedavi uyguluyoruz. Bu tedaviler hangi durumda uygulanabiliyor hocam? Şöyle, hasta eğer bu ağrılarla ya da bu fonksiyonel kısıtlıkla evde kendi başına baş edemediyse artık hastaneye gitmeye vakti gelmiş demektir. Hani neyde sıkıntı var, nasıl iyileşir, hani onu uzmanıyla görüşerek tedavi yani bunların bir belirtisi, bariz olan bir belirtileri var mıdır yoksa? Mesela sabah uyandığında bir yerlerinde ağrı olması ya da önemli bir rahatsızlık, yani inme gibi hastalık geçirip hareketlerinin kısıtlanması, yürümekte zorlanması, dengesizlik yaşaması, kolunu kullanamaması gibi bunlar olabilir. Yani bu günlük hayattaki yorgunluğun dışındaki de ağrılar olarak tespit edilen, yani kişinin kendi ağrılarını kendi aslında kontrol altına almasıyla alakalı bir değil mi bu? Evet evet. Yani mesela ara sıra biz ağrılar yaşarız ama mesela dinlendiğimizde, bir takım dikkat ettiğimizde geçebiliyor o ağrılar, yani 2-3 günde. Eğer ki öyle değilse ve daha uzun süresi rahatsız ediyorsa yani hastaneye gelmek lazım. Yani herhangi bir soğuk algınlığının belirtileri gibi anlaşılan ağrılar da aslında fizik tedavinin içine girebilecek ağrılar, bel ve boyun ağrılarını tetikleyebilir. Evet, evet tabii ki. Peki hocam, bu fizik tedavi yöntemleri nelerdir? En etkilisi nelerdir bunlardan? Şimdi fizik tedavi ve rehabilitasyon olarak bir fizik tedavi yöntemleri var. Elektroterapi, elektrik stimülasyon, sıcak, soğuk uygulama, parafin gibi, ultrason gibi. Diğer rehabilitasyon olarak daha çok hastanın hareket kısıtlıklarıyla ilgili olarak günlük yaşam aktivitesini geri kazanması için egzersiz tedavileri, belli yöntemler, bantlama gibi tedaviler de mevcut. Hastanın muayene olup neye ihtiyacı olduğu karar verildikten sonra... Neye göre tespit ediliyor bu? Muayeneye göre. Yani o muayene aşamalarında ne tür testler yapılıyor, nasıl teknikler uygulanıyor? Hastanın şöyle, ilk önce anamnez, hastayla konuşmak, neyde sıkıntı olduğunu anlamak. İkincisi, hastanın hangi harekette kısıtlık yaşadığını tespit etmek muayenede, fiziksel muayenede. Sonrasında gerekirse görüntüleme yöntemleri yapılarak, mesela dizi ağrıyorsa diz MR'ı ya da diz röntgeni gibi, boynu ağrıyorsa boyun MR'ı gibi. Bütün bunlar yapıldıktan sonra sorun tespit edilip ona göre tedavi planlanır. Yani tamamen ağrıya yönelik olan bölgenin testleri yapılıyor. Evet, tüm evet, vücudun doğru taraması yapılmıyor. Yok, hayır. Anladım. Peki bu en etkili tedavi yöntemi nedir? En etkili tedavi yöntemleri o hastaya özel olur genelde. Yani bu tedavi iyidir, bu tedavi çok iyi değildir gibi bir şey pek yok. Çünkü bazı hastalara işe yarayan tedaviler bazılarına yaramıyor olabilir. Hani çünkü her insan aynı değil birbiriyle. Ortaya çıkan sorun da aynı değil. Aynı nedenle de çıkmamış olabilir. O yüzden yani hastaya özel olması lazım. Evet. Peki hocam, rehabilitasyon türleri nelerdir? En çok halk arasında bilinen kaslarla alakalı, vücudun iskeletiyle alakalı yapılan işlemler ve bununla ilgili uygulamalar olarak biliniyor. Bunların çeşitleri var mıdır? Rehabilitasyon çeşitli, evet, var.
robotik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon gibi yani çocuk hastalarımıza, erişkin hastalarımıza ilme geçirmiş ya da MS hastası ya da paraplejik gibi bütün yani bu şekilde var. Çeşitleri biraz açabilir miyiz peki? Yani çeşitleri derken şimdi mesela yürümekte zorlanan bir hasta ya da sadece dengesizlik yaşayan bir hasta ya da sadece ağrı yaşayan bir hasta bunların hepsi farklı olur ve ona göre yapılır. Yani egzersiz tedavisi yapılır, işte ağrı yönelik ağrı azaltma tedavisi yapılır, dengesizliği yürüyüş bozukluğu varsa yürüyüş tedavileri yapılır gibi. Peki bunların oluyor. Psikolojik olarak da rehabilitasyon tedavileri var mıdır? Yani tamamen vücudu olarak değil, hani kas ve vücut iskeletimiz değil de bunun psikolojik olarak da tedavileri giriyor mu rehabilitasyon tedavisine? O daha çok psikiyatrik bir alan, yani psikoterapi olur o. Tabii ki bizim hastalar günlük hayatta fonksiyonel kısıtlık yaşayınca hani ruhsal olarak da etkileniyor. Çünkü bir insan sadece fiziksel bir varlık değil, aynı zamanda ruhsal da bir varlık. O nedenle hani birlikte çalışmak lazım. Mesela kendi günlük yaşadığı ağrılarla baş edemiyorsa tabii ki bir psikoterapi almasında bu baş etme yöntemlerini öğrenmek için o şekilde ayrıca bir gitmelerinde faydası olabilir. Peki fizik tedavi süreci nasıl ilerliyor? Mesela hasta sizlere şikayetiyle geldi. Hı hı. Uygulanan testler sonrasında hastaya belirlenen bir yöntem var. Bu öncelikle hangi doktora gitmesi gerekiyor? Doktora gittikten sonra uygulanan testlere göre bir adım ilerleniyor. Hı hı. Kaç seansta fizik tedaviye karar veriliyor? Bu süreçten de biraz bahsedelim hocam. Şimdi bir hasta kas iskelet sistem ağrısı yaşıyorsa, daha önce söylediğim gibi bütün eklemlerimizde olabilir, sırtımızda, boynumuzda olabilir, kalçada olabilir. Bu ağrılar varsa öncelikle bir fizik tedavi uzmanına muayene olması gerek. Muayeneye göre tetkikler istenir, sonra tanı konur. Ona göre şikayetine göre yani 15-20 seanstan itibaren başlayarak 30 seans. Bazı nörolojik rehabilitasyon hastalarımıza daha uzun seanslarda tedavi verebiliyoruz. Peki bu tedaviler özel hastanelerde ve devlet hastanelerinde uygulanıyor. Ama özel hastanelerde ayrı bir bütçe olarak mı karşılanıyor yoksa sosyal güvenlik bunların karşılıyor mu? Şimdi bazı hastanelerde SGK anlaşmalı olarak muayene yapılıp üstüne seans da verilebiliyor. Bazı hastalık grubundan mesela inme gibi, MS gibi, Parkinson gibi hastalarda tedavi seanslarını belli bir sürelerini SGK anlaşma olarak hasta ücret ödemeden tedaviye gidebiliyorlar. Evet. Şimdi fizik tedavisi dediğimizde çeşitli. Bunların içinde boyun düzleşmesi, boyun fıtığı demiştiniz, kireçlenme, kemik erimesi gibi çeşitli alanları barındırıyor hocam. Bunlardan ilk önce bahsedecek olursak fibromiyoloji sendromu nedir? Tedavi süreçleri nelerdir ve belirtileri nelerdir? Fibromiyoloji hastaları genellikle kadınlarda daha sık görülür, orta yaş kadınlarda. Yaygın vücut ağrılarıyla seyreden bir hastalık. Maalesef bunun nedeni tam olarak bilinmiyor ve buna özel laboratuvar testi yok. Biz tanı nasıl koyuyoruz? Genellikle başka önemli bir hastalık, rahatsızlık olmadığını gördükten sonra fibromiyoloji tanısını koyabiliyoruz. Bu hastaların çektiği ağrılar gerçekten çok kısıtlayıcı olabiliyor. Hastanın yaşam kalitesini çok etkileyebiliyor. Ruhsal olarak da hastalar yıpranıyor çünkü ağrılar hiçbir şekilde gitmiyor diye. Ancak bu hastalara iyi gelen tedaviler var. İlaç tedavileri olsun, fizik tedavi olsun, egzersiz tedavileri olsun var. Ve hastanın biraz düzenli olarak, kendine zaman vererek, yani biraz üstüne gidip tedavi olmalarında fayda var. O bir iltihaplı romatizma hastalığı değil. Hem bu sürekli ağrı yaşayan, işte tutukluk hissi yaşayan, uyku bozukluğu yapan öyle bir hastalık. Yani halk arasında kas romatizması olarak biliniyor. Öyle. Ya bu tamamen yine uzman doktorlar tarafından tespit edilip onun sürecinden geçmesi gereken bir. Yani kendimizi basit evde yapmış olduğumuz egzersizler bunlar için yeterli değil anladığım kadarıyla. Doğru mu? Genellikle hastalar evde ağrılarına tabii ki çare arıyorlar. Birçok doktora gidiyorlar ve en son hani fizik tedaviye yönlendiriliyor tabii. Orada
hastalara uygun egzersizlerini öğretiyoruz. Fizik tedavi iyi geliyor, tedavi uyguluyoruz. Kuru iğneleme tedavileri olabilir, yapıyoruz. Ve hani bu bir süreç oluyor. Hasta bir kere doktora gelip ilaç alıp sonra eve gidip onu düzenli içip ya da düzenli ya da düzensiz içip o şekilde olmaz. Yani bunun düzenli bir takibi gerekiyor. Eğer ilaç iyi gelmediyse gelip doktoruna söylemesi lazım. Belki başka bir ilaç vardır, değil mi? Bu şekilde takipte olmak hem hasta hem hekim açısından ve sürecin daha kolay olması için gerekli. İlk önce ama ilaçla tedaviye başlanılıyor, değil mi? Şimdi sadece ilaç değil. Yani mesela fibromiyaljide egzersiz tedavileri, yürüyüş, yüzme, bunlar çok iyi geliyor. Ve bunu hiç aksatmaması lazım hastanın. Yani bu çok kolay yapabileceğimiz, neredeyse hani para ödemeden alabileceğimiz tedaviler, değil mi? O nedenle onları düzenli yapması lazım hastanın. Genellikle fibromiyaljide hastaları yazın rahatlarlar. Sıcak oluyor, denize gidip yüzebiliyorlar. Kendilerini iyi hissediyorlar ama kış gelince daha kötü oluyor. O nedenle hani kışın da yapabileceği, gidebileceği bir egzersiz, spor aktivitesi olursa çok iyi olur. Hastayla ilk fibromiyalji açısından konuştuğumuzda ilk bizim yaptığımız ilaç olmuyor genellikle. Fizik tedavi ya da egzersiz oluyor. Tabii ki bunu hastayla konuşarak yapıyoruz. Bazı hastalarda tabii ki daha erken ilaca başlayabiliyoruz. Ama egzersizleri yine bir doktor ya fizyoterapist tarafından yapılacak. Evet, kesinlikle ki. Kendi yapmıyor, değil mi? Evet, evet. Ya bunları siz uygulattıktan sonra sonraki süreçte kendileri yapabilecek duruma geliyorlar mı, yoksa baştan sona hastanın tedavi sürecince sizler eşliğinde mi devam ediyor? Şimdi şöyle daha iyi olur. Biz fizik tedavi verdiğimizde hastanın ağrıları hafiflediğinde egzersizlerini öğretiyoruz. Yapıyor hasta, öğreniyor burada, onu evde düzenli yapıyor. O hareketler çok kolay gelmeye başladığında bir sonraki aşamaya geçmek gerekiyor. Bu yani egzersizlerin bir sonraki aşamaya geçme anlamında. Yani bunu bize gelip tekrar öğrenebilir ya da birkaç seans daha devam edip tedaviye seansını de uzatabilir yani. Evet, tabii. Peki bu kaç gün aralıkla, kaç hafta aralıkla nasıl oluyor bu egzersiz aralığı? Şimdi ağrı şiddetine bağlı. Eğer hastanın ağrısı fazlaysa her gün gelmesinde fayda var. Eğer çok iyi tolere ediyorsa, günlük hayatta bir sıkıntı az yaşıyorsa haftada bir, haftada iki gibi yapabiliyoruz. Ya o zaman tamamen seansları hastanın ağrısı ve vücuduyla alakalı geri tepkimesiyle belirliyor tedavi sürecini. Peki bunlarda besin ne kadar önemli hocam bu dediğimiz tedavide? Şimdi fibromiyaljide hastalarında özellikle şu diyeti yapın gibi bir şey maalesef şimdilik yok yani. Ama şöyle, bizim her zaman uyguladığımız sağlıklı diyet, Akdeniz diyeti gibi, öyle beslenirlerse daha iyi olur. Onu yiyeceklerden, beyaz unlu yiyeceklerden uzak durmalarında fayda var. Kilo almak iyi değil. Hani hatta verilebilirse çok iyi olur. Bunlar yani Akdeniz diyeti dediğimiz sebzeden zengin beslenme, baklagiller tüketme, onları yaparsa iyi olur. Kilo dediniz, ortalama ne kadar kiloda olması lazım sağlıklı bir iskeleti vücudunda ağrısı taşıyabilmesi için? Bu erkek için, genç, orta yaşlar için ve bayanlar için ayrı kategorilendirdiğimizde? Şimdi beden kitle indeksi diye bir ölçüm yöntemi var. Hani bunu internete yazarsanız her yerde çıkar. Kilo bölü metrekare diye. Yani kendi boyunuzu, yani kilonuzu boyun karesine bölüyorsunuz. Ve o yani 25'ten aşağısı diye hatırlıyorum olursa daha iyi olur. 30'lara yaklaşınca insan obez sayılıyor. Ve bu tabii ki yanında bir sürü kardiyovasküler yan etkiler getirecek. Şeker hastalığına öncülük olacak. O nedenle bunlara insan her zaman dikkat etmesi lazım. Çünkü bazı hastalarımız geliyor, hani açık söylemek gerekirse hani kilosu hakkında pek bilgisi olmayabiliyor. Hani tabii şey, mesela hayatı boyunca aynı kiloda kaldıysa hani bunun normal olduğunu düşünüyor. Ama belli bir yaşa geldikten sonra, biz çünkü giderek yaşlanıyoruz, hani o kilo o vücuda fazla gelebiliyor gibi düşünün. O nedenle hani bunu dikkate almasında fayda var. Yani hastanın burada zayıf insanların avantajlı olduğu bir kere daha öne çıkmış oluyor.
Ya evet, doğrudur. Peki hocam, diğer bir husus. Yani en çok da yaşlılarda duyduğumuz kemik erimesi. Kemik erimesi hastalığı nedir? Öncelikle bundan bir bahsedelim. Kemik erimesi hastalığı, kemik kütlemimizin azalması demek. Yani kemik erimi daha kolay kırık yaşamamıza neden olabiliyor. Yani kemiklerimiz kırılgan oluyor diyebilirim. Bu kemik erimesi ağrı yapmıyor. Yani tetikleyen nedir hocam? Şimdi şöyle, postmenopozal dediğimiz menopoz sonrası kadınlarda bu 40 yaş üstü mü oluyor? 45-50 diyelim. 45-50. Yaş üstü kadınlarda menopoz sonrası kemik erimede artış gözleniyor. Bu nedenle hastaların, yani özellikle kadınların ya da ileri yaş erkeklerin iyi kalsiyum almalarında fayda var. Yani süt, yoğurt, peynir olabilir, yeşil yapraklı sebzeler tüketmelerinde fayda var. Bir de egzersiz yine bu hastalarımıza çok iyi gelir. Çünkü bizim kaslar kemiğe yapışıyor. Şimdi kaslara yüklenip egzersiz yaparsanız, kasları çalıştırırsanız kemiklerimiz de güçleniyor. Çünkü vücuda söylüyorsunuz ki bu kemiğe ihtiyaç var, bu kasa ihtiyaç var diye. O zaman kemikler daha iyi güçleniyor. Yani hareketsiz kalmak kemik erimesine de şeyi olur, katkısı olur. Belirtileri ne bu kemik erimesinin? Genellikle pek bir belirti vermeyebiliyor size. Hastalar genellikle düşüp el bileği kırıldığında, omuzu kırıldığında ya da kalçası kırıldığında öğrenebiliyor. Ya da çok erken menopoza girdiyse hasta ve boyunda kısalma fark ettiyse son bir yılda. Kamburlaşma mesela kemik erimesine mi dayalı? Giderek kamburluğun çok artması, bunlar kemik erimesi olduğu anlamına gelebilir. Bir doktora gitmenizde fayda var. Yani eğer ailede de varsa, annede babada kalça kırığı olduysa mesela. Yani genetik mi biraz da bu? Ailesel olabilir. Bir de aşırı alkol, sigara, kahve tüketiyorsanız daha erken ve daha hızlı olmuş olabilir. Peki bu tetikler mi? Başka bir rahatsızlığı, kemik erimesi başka bir rahatsızlığı tetikler mi? Başka bir rahatsızlığı doğurabilir mi? Kemik erimesinin yaptığı şey bizim hafif bir harekette ya da düşmeyde kırık oluşması. Şimdi kırık yanında birçok şeyi getirebilir. Yani kırık geçirmek, o insan bir sürü hareketsiz kalıyor, iş gücü kaybı yaşıyor. Sonrasında iyileşme süreci kolay olmuyor. Mesela dengesizliğiniz varsa, görme bozukluğunuz varsa ya da başka bir sıkıntı, nörolojik bir hastalığınız varsa bir yere takılıp düşmeniz, yani kemik erime burada sıkıntı yaşatabilir size. Yani bir yeriniz kırılabilir ve bunun komplikasyonlarıyla uğraşmak gerekebilir. Yani bir insanın kemiği güçlü ise basit bir hareketle kırılmaz. Yani düşme kazayla diyelim. Ama kemik erimesi varsa o insan çok kolay kırılabilir kemiği, dikkatli olmazsa eğer. Hafif sandalyeden düşmekle bile bir yeri kırılabilir diyebilirim. Peki kemiği iskeletin güçlü olabilmesi için nasıl beslenmesi gerekiyor? Bu bayanlar için söylediniz öncelikle ama erkekler için de aynı şey geçerli mi? Aynı yaş ortalaması? Yaş ortalaması olarak erkeklerde daha geç çıkıyor genelde. Çünkü menopoz sonrası bizim kadınlarda östrojen hormonu azaldığı için onunla ilgili olarak kemik erimesi hızla artıyor. Ama erkeklerde öyle değil. Ancak erkeklerde tabii kas gücü de iyi olduğu için kemikler güçlü oluyor. Ama yaş ilerledikçe tabii ki onlarda da kayıp başlıyor. O nedenle hani bir insan hayatı boyunca, ömür boyunca iyi kalsiyum tüketmesinde fayda var. Süt, yoğurt, peynir söylediğim gibi, yeşil yapraklı sebzeler. Eğer siz ağızdan alamıyorsanız hani takviye olarak da alabilirsiniz ama en güzeli yiyeceklerden almak. Peki hocam, çocuklarda görülebilir mi bu? Türkiye'de çocuklarda, bebeklerde görülebilen bir rahatsızlık mıdır bu? Genelde bizler bayanlar ve erkekler diyoruz ama hiç yeni doğan bebeklerde ve çocuklarda pek rastlantını duymadık. Gerçekten var mı böyle? Şimdi olabilir, şöyle olabilir. Kortizon ilacı kullanan hastalar, herhangi başka hastalık nedeniyle
kullanan birileri ise kemik erimesi başlıyor çocuk yaşta olsa da. O nedenle onu kontrol etmek lazım, takip etmek lazım. Mesela aynı şekilde erişkinlerde, erkeklerde de mesela iltihaplı romatizma bir hastalığı varsa, başka otoimmün bir hastalığı varsa o hastalar kortizon tedavisi almaları gerekiyor. O nedenle mesela kemik erimesi daha erken gelişiyor. Yani sekonder osteoporoz diyoruz, ilaca bağlı. Bildiğimiz, hepimizin de bildiği en basit yöntem olarak bu kemik erimesi için iğneli bir yöntem, bu sıvı enjekte edildiği söyleniyor genelde. Bu tedavi hakkında neler diyeceksiniz? Yani bu hangi evredeki hastaya uygulanıyor bu iğneli tedavi? Osteoporozda ilaç tedavileri var, evet, iğne tedavileri de var. Bir kemiğin erimesini önlemek ya da bir kemiğin yapımını artırmak şeklinde iki tür var. Şimdi ağızdan oral olarak ilacı içemeyen hastalarda tercih ettiğimiz yöntem ya da ilaç ağızdan aldığınız hapı tolere edemiyorsa hasta o zaman hani şey iğneli, o zaman iğne tedavisi ya da ağızdan aldığınız haplara cevap vermediyse hasta o zaman biz iğne tedavisini uyguluyoruz. Yılda bir olabiliyor, 3 ayda bir olabiliyor. Her gün yapılan da iğne tedavileri var. Bu da yine hastanın o anki durumuyla bağlı. Eğer hastanın kemik erimi dereceleri çok yüksekse ve birçok yeri kırıldıysa o zaman iğne tedavilerine daha çok öneriyoruz. İğne tedavisi ve hap tedavisi haricinde uyguladığınız nedir kemik erimesine? Diyet, iyi kalsiyum ve besin almak. İkincisi egzersiz. Dediğim gibi her zaman egzersiz. Kemiğe yük bindiren egzersizler her zaman kemik yapımına iyi gelir. Kemiğin güçlenmesine iyi gelir. Kemik erimesi azalır, iyileşir yani. Yani egzersizi aksatmamak lazım. Tamamen bu rahatsızlık çözüme ulaşabiliyor mu? Yani bu egzersizler olsun, iğne tedaviler olsun ya da haplarla alınan tedavi sürecinden sonra kişi sağlıklı bedenine tekrar kavuşabiliyor mu? Hani yaşı hangi evrede olursa olsun tekrar bu bedeni taşıyabiliyor mu rahatlıkla? Şimdi evet, o tedaviye ne kadar uyum sağladığına bağlı hastanın. Tabii ki bazı istisnalar olabiliyor. Bazı hastalarımızda ilaç tedavisi yaramadığı durumlar olabilir. Çünkü o hastanın başka sağlık durumları vardır. Mesela kemik erimesine neden olan. O zaman daha ayrıntılı, daha farklı ilaçlarla yaklaşmak gerekebilir. Ama genellikle tedavi altında olan hastalar iyileşiyor tabii. Yani bir tedavi yöntemine cevap vermiyorsa diğer bir tedavi yöntemiyle tekrar bir tedavi yöntemine gidiyorsunuz. Tabii bu ki. Süreç ne kadar oluyor peki hocam? Yıllarca sürebilir. Yani kemik ölçümü yaptırıyoruz hastalarımıza, hastalar biliyordur. Yılda bir kere olmak üzere ilaca hasta nasıl cevap veriyor, bu ilaç işe yarıyor mu, yaramıyor mu gibisinden. O şekilde takip ediyoruz. Eğer verdiğimiz ilaç iyi gelmiyorsa değiştiriyoruz dediğim gibi. Bu da 3 ile 5 yıl osteoporoz tedavisi sürebiliyor. Uzun bir süreç o zaman. Evet. Biraz sabır istiyor. Evet, ama tabii hastanın kemik erimesi hafifse ve ilaca iyi cevap veren bir hastaysa 1-2 sene sonra ilacı kesebiliyoruz. Hasta hayatına devam ediyor. Peki kemik erimesi olmayan bir birey olmadan önce nasıl kendi bedenini koruyabilir? Yani kemik erimesi rahatsızlığına yakalanmamak için neler yapması lazım? En önemlisi diyet ve egzersiz. Yani siz eğer yeterince kalsiyumunuzu alıyorsanız gün içinde ve hareketiniz düzenli egzersiz yapıyorsanız yani bu sorunla karşılaşmanız az olur. Çünkü yani genetik bir yatkınlık da yoksa ve diğer başka ilaç da kullanmıyorsanız kemik erimesine yol açan yani bu risk bayağı bir azalır. Ama işte egzersiz yapmıyorsanız, sürekli oturuyorsanız, hareketsiz kalıyorsanız, yiyecekleriniz hani kalitesizse mesela kalsiyumdan zayıf yani. Öyleyse zor. Yani peki ek olur. Gıda takviyeleri alınabilir mi bu hususta? Yani söylediğim gibi yiyeceklerden almak en iyisi. Çünkü bizim vücudumuz o şekilde işliyor. Öyle kuralına uygun olarak yapmak daha iyi olur. Ancak hani bazı hastalar süt, yoğurt, peynir hiç sevmiyor da tolere edemiyor, gaz yapıyor. O zaman takviye olarak alabilir. Ya da alerjisi oluyor, herhangi bir şey tetikliyor. Evet, tabii ki. Öyleyse o şekilde alabilir takviye olarak.
günde 1200 mg kalsiyum olmak üzere hesaplarsanız o şekilde almanızda fayda var. Şimdi mesela kalsiyum takviyesi alırken de yanında çay içmemek lazım. Yani onun emilimini azaltır mesela. Yani besin değerini düşürüyor. Evet tabii ki emilimini azaltır. Yani besinleri, ne kadar almamız gereken besinleri sadece tüketip evet, sonrasında aha, içecekler. Evet yani çay kahveyi yemeklerden en az yarım saat sonra hatta iyi olur. Yani 1 saat 2 saat sonra içerseniz daha iyi olur. Hani bütün yiyecek besinlerimizi yani almış oluruz. Sonra bu önemli bir detay. Çünkü bizler Türk vatandaşları olarak kahvaltı kültürümüz çaydır ya da yanında illaki bir içecek olur. Çay olmadan kahvaltı sofralarına oturulmaz genelde. O zaman hiçbir besinin değeri tam olduğu gibi vücuda yaramıyor o evet, zaman. Evet, bu önemli yani, bir detay. Buradan sevgili izleyenlere belirtmiş olalım. Güzel de bir noktaya varmış olduk. Peki hocam, kireçlenme nedir? Bunların belirtileri nelerdir? Kireçlenme bizim eklemlerimizin yıpranması diyebilirim. Yani şöyle, biz eklemlerimizi doğru kullanmadıkça o eklemlerde zorlanma oluyor ve eski halini kaybediyor eklemler. Hani bu ne kadar geri dönebilen bir şey? Çünkü hastalarımız soruyor, kireçlenme geçecek mi diye. Yani bir şeyin tamamen eskiye dönmesi çok zor ama bizim için en önemlisi hastanın gün içinde yaşadığı ağrı, hayatında yaşadığı kısıtlılıklar, işte bir yere gidememesi, sevdiği bir işi yapamaması, bu önemli. O yüzden kireçlenmede biz genellikle gün içinde hastanın ağrı çekmemesi için tedavi ediyoruz. Bir daha bu durumun ilerlememesi için tedavi ediyoruz. Hani kireçlenme dediğinde artık böyle kalacak diye de korkmaya gerek yok. Çünkü en önemlisi sizin yaşam kaliteniz. Yani o eğer iyiyse hani korkmanıza gerek yok. Hangi belirtilerle sizlere başvuruyorlar? En çok eklemde kısıtlılık, yani sertlik, bir iş yapmak istediğinde ağrılar, özellikle harekette ağrılar yaşıyor hastalar ve eskisi gibi kullanamıyor. Mesela elde kireçlenme eskiden çok el işi yapan kadınlarda sık olabiliyor ya da çok temizlik yapan kadınlarda daha erken gelişebiliyor gibi. Mesela diz kireçlenmesi, diz üstüne iş yapanlarda daha erken gelişiyor. Çünkü o eklemi çok yormuşsunuz, düşünün. Bir yerden sonra o kireçleniyor, yani yıpranıyor. Peki bunların tedavi süreçleri nasıl ilerliyor? Sizlere gelip bu şikayetleri belirttikten sonra hangi tetkiklerden geçip hangi tedaviye uygulama kararı veriyorsunuz? Kireçlenmede ilk önce hasta geldiğinde biz filmlerini çekiyoruz. Çünkü kireçlenmenin dereceleri var. Ve çok ileri derece. Nelerdir bunlar? Mesela 4 evre var. 1, 2, 3, 4. Yani mesela dizde 4. evreye ulaştığı zaman hasta hani daha çok operasyona yönelik, yani eklem protez ameliyatına yakın olmuş demek. En üst seviye evet, diye en üst tabir seviye edelim. Daha erken evrelerde 1, 2 hatta 3. evrelerde yani fizik tedavi veriyoruz. Ki bu tüm hastalara fizik tedavi veriyoruz. Çünkü hastanın ağrısı, şikayetini azaltmak için etrafındaki dizde özellikle konuşmak gerekirse etrafta şimdi diz kireçlenmesi olunca sadece eklemde olmuyor. Etrafında bir sürü bağ doku var. Kıkırdak kıpası, menisküs bağlar, kaslarda zorlanma oluyor, ödem oluyor. Bunları iyileştirmek için fizik tedavi veriyoruz. Bu hastalar tabii ameliyat olacak bile olsalar, son evredeki hastalar, yani fizik tedavi iyi gelir. Çünkü oradaki inflamasyon azalmış oluyor, kas gücü artmış oluyor. Ameliyat sonrası daha erken kalkıyor diyebilirim hastalar. Yani o süreci de etkilemiş oluyor. Aha, evet, evet. Yani kireçlenmeye yatkınlık yapan şeylerden başta olanlar hareketsiz kalmak aslında. Çünkü kaslar ekleme destek olan yapılar. Şimdi biz sürekli hareketsiz artık. Hani arabadayız, evde masa oturuyoruz. Masa başındayız ya da televizyonun karşısındayız. Evet. Genelde de en çok yaşlılar, yaşlı teyzelerimiz evet, bunu bir görüyor. Bir de korona döneminde kimse dışarı çıkamadı. Kesinlikle. Yani biz kas gücümüzü kaybettik. Yani bayağı azaldı. Şimdi öyle olunca bir iş yapmak istediğinizde daha çok ekleme yükleniyorsunuz. Kaslar az olduğu için kasları çok aktive edemiyorsunuz. O nedenle yani kas gücümüzü geri kazanmak çok önemli. Yani yürümek lazım. Yürüyüş en basit yapabileceğimiz güzel egzersiz diyebilirim. Tempolu yürüyüş düz zeminde. Öyle düşünün. Ondan sonra kas gücünü geri kazandıktan sonra eklemi binen yük azalacağı için de kireçlenme yavaşlar. Yani hastalar bu bir tedavi gibi olur.
O yüzden biz hastalarımıza fizik tedavi uygulayıp ağrıları azalttıktan sonra egzersizlerini veriyoruz ki buna devam edip kas gücünü kaybetmesin diye. Peki hangi bölgede daha çok kireçlenmeye yatkın? Diz kapağı mı, boyun kireçlenmesi mi? Hangi alanınızda daha çok etkin? En çok diz ve omurga. Yani bize gelen, şikayetleriyle gelen. Çünkü biz sürekli kambur oturuyoruz, sırt kaslarımızı güçlendirmiyoruz. Hı-hı. Hani insanlar söyler, ben hiç boş durmuyorum ki, sürekli hareket halindeyim, hı-hı, egzersiz yerine geçmiyor mu diye. Maalesef öyle olmuyor çünkü biz uzun süre oturduğumuzda, uzun süre ayakta kaldığımızda sürekli aynı kası kullanıp aynı şeyleri yükleniyoruz. Onlar bir süre sonra yoruluyor. Yani onları dinlendirmiyoruz, güçlendirmiyoruz. Şimdi eğer biz bunun yanında egzersiz yaparsak bizim omurga kaslarımız güçlenir, diz kaslarımız güçlenir. O uzun süre hareket, uzun süre ayakta durma, uzun süre oturma işini daha iyi tolere edebilir hale geliriz. Kireçlenme de yavaşlamış olur böylece. Şimdi siz egzersizlerle müdahale edileceğini, hı-hı, ve en son evrede de ameliyatla protezle, hı-hı, müdahale edilmesi, hı-hı, konusunda tanıları koydunuz ama bundan sonrasında tekrarlanabiliyor mu peki? Eklem değiştikten sonra, yani protez ameliyatı olduktan sonra tekrar orada kireçlenme olmaz. Çünkü o eklemi tamamen proteze değiştiriyorlar. Ha, ama mesela erken evrelerde geldi hasta protezlik değil, ameliyatlık değil. O zaman fizik tedavi verdikten sonra hastalar eğer egzersizlerini yapmazsa, yine dikkat etmezse, hareketsiz kalırsa, eklemlerini sonuna kadar zorlayıp kullanırsa bu kireçlenme ilerler. Yani dördüncü evreye ilerler. Şimdi egzersizleri şu an mesela günlük koşturmalarda spor salonları var biliyorsunuz. Hı hı. Gerek vücut geliştirme olsun, gerek sağlıklı spor yapmak için, hı hı, tüm vatandaşlarımız, gençlerimiz gidiyor. Hı hı. Burada yapılan hatalar ne kadar tetikliyor peki? Şimdi ağır bir yük, kendi bedeninden yük, sırf vücudunu geliştirmek için ağır bir yükün altına giriyorlar. Hı hı. Kaldıramayacakları, hı hı, bedenin ağırlığına giriyorlar. Burada neye dikkat etmeleri gerekiyor spor yapanlar? Çok güzel, çok güzel bir soru sordunuz. Çünkü bu çok önemli. Yani hastalar bir an bazen böyle direkt karar verip ben spora gideyim diyor, artık zayıflayayım ya da işte başka bir nedenle spora gidiyor. Sonra gidiyor, kaldıramayacağı yükü kaldırıp zedeleniyor. Şimdi böyle olunca bu da kireçlenmeye yatkınlık yaratır. Yani bir önce olur. Çünkü bir eklemin yapısının bozulması demek her zaman yani kireçlenmeye bir adım daha yaklaşmış oluyorsunuz demektir. O yüzden en başta, evet doğru söylemek gerekirse, en başta eklemlerimizi korumamız lazım. Yani ona zarar vermemek lazım. Bir şekilde bir ekleme travma geliyorsa, o hasar görüyorsa ondan sonra kireçlenme erken olur demek. O yüzden siz spor salonuna giderken kendi yapabileceğiniz ağırlıkta yükü kaldırmanız lazım. Yani bugün 10 kilo, 20 kilo kaldırdınız diye daha erken hedefinize ulaşmayacaksınız. Çünkü yani vücudunun sınırlarını bilerek ona göre yapmakta fayda var. Yani özellikle yani bunu ilk defa gideceksiniz, uygun yani doktora gidebilirsiniz. Sorup onun doğrultusunda programa göre gidebilirsiniz yani şeye. Spora başlayabilirsiniz. Bir de önemli olan sanırsam ısınma hareketleriyle spora, hı-hı, başlanması gerekiyor, hı-hı, değil mi? Bu fizik tedavide de aynı bir şekilde oluyor. Nasıl oluyor o fizik tedavideki, hı-hı, uygulama? Fizik tedavide bizim verdiğimiz egzersizler daha basit hareketler oluyor. Eklemi çok zorlamayın. İlk önce kası güçlendiren ya da eklem hareketini açan hareketleri yavaş yavaş başlamak. Yani ısınma hareketine denk gelir neredeyse. Yani sıklığını artırdığınızda hareketin, daha çok ağırlıkla çalışmaya başladığımızda o zaman kas güçlendirici şeklinde olur. Spor yaparken özellikle böyle haftada bir futbola gitme ya da baskete gitme gibi durumlarda, özellikle o insan hiç egzersiz yapmayan bir insansa, ısınma hareketi çok çok önemli. Hatta soğuma hareketini de hiç unutmamak lazım. Çünkü siz egzersiz yapmayan, hiç esnek olmayan bir ekleme, bir kasa, bir dokuya ani bir yüklenme olduğunda, mesela ön çapraz bağda zedelenme gibi, menisküste zedelenme gibi çok sık olan bir şey, belde zorlanma gibi olup geliyor hastalar. O nedenle İlk önce ısının, biraz koşun, aerobik hareket yapın, kardiyo yapın. Ondan sonra egzersizlerinize başlayın ki hani
vücut ısınıp, kan dolaşımı artıp iklim esnek olmaya müsait olsun. Bu sadece spor yapanlar için değil, ev hanımları için de aslında geçerli bir şey. Yataktan kalkar kalkmaz evdir, koşturmadır, kahvaltıdır, işte süpürgedir, cam silmedir. Bunlar da aslında dengesiz hareketlerden tetikleyebilir anladığım kadarıyla. Doğru mudur? Tabii ki. Burada ev hanımlarına neler demek istersiniz? Ev hanımlarımız şimdi şöyle... Aniden yük kaldırmalar, yani çekyat çekmeler, diz üstüne temizlik yapmalar, özellikle omuz fakalarında yukarıdan bir şey uzanmak ya da pencere silmek tekrar. Yani eğer siz bir harekette ağrı yaşıyorsanız, çünkü size haber verir iklim. Yani ben zorlanıyorum bunu yapma diye. Ona rağmen üstüne giderseniz zedelenme olur. O nedenle siz, yani ev hanımlarımız özellikle her gün, belli bir, yani sabah uyandınız, hafif bir esneme hareketleri yapın 5-10 dakika. Ondan sonra güne başlayabilirseniz mesela daha kolay olur. Yani hemen yataktan çıkıp iş biraz bekleyebilir diyebiliriz. Evet tabii ki. Yani her zaman ilk önce kendi sağlığınızı düşünün ki ondan sonra, çünkü ev hanımlarımız her, yani evdeki diğer bireyler için sürekli kendini feda ederek maalesef çalışıyor. Sonra bir yerden sonra iptal oluyor vücut yani. Çünkü sonuna kadar zorlanmış, her şeyi hazır yapmış yani başkaları için. Ama kendini dikkat edememiş oluyor. Ondan sonra ağrılarıyla uğraşmak zorunda kalıyor. Yani bu da şey, yani istenecek bir şey değil tabii ki. Psikolojik olarak bu ağrılar o kadar şiddetli olmasa da hastalar kendini nasıl o hastalık tedavisini hazırlıyor? Yani çok basit bir rahatsızlığı da günümüz insanları, hele de şu pandemiden sonra çok büyütebiliyor. Hastalar size geldiğinde sizden onların gerçekten ağrısının ne düzeyde olduğunu nasıl belirleyebiliyorsunuz? Şimdi bir insanın hastaneye gelmesi çok kolay değil. Yani hasta kendi rahat, konfor... Bir de internet ortamında her şeyi açıp baktıklarını evet. Instagram'dan, Facebook'tan bakıp çok evinin yanındaki bir yere gitmek ya da komşusunun önerisiyle bir şey yapmak onlar için daha kolay. Tabii hastaneye geliyorsa o insan bir kere yani gerçekten ağrıları vardır. Çünkü onlar evde iyileşir diye bekler. Özellikle yani toplumda. Sonra baş edemediği için gelir. Ha, bazı hastalar var ki hani biliyor. Belim ağrıyacak, boynum ağrıyacak, bu ara iyi değilim, bir gideyim diyor. Onlar mesela daha erken gelmiş oluyor. Bazı hastalar da şöyle uzun süre bekliyor, iyileşir ya da başka bir şeydir diye düşünüyor, gelmiyor. Ya da bazılarına zamanı olmuyor, gelmiyor. Şimdi söylediğiniz gibi abartarak mı diyeyim, yani böyle hafif bir şeyi korkarak, işte bir şey olmasın diye korkarak gelen hastalar da oluyor tabii ki. O hastalar hani kendisi zaten anlatıyor. Yani o nedenle o tedavileri farklı olur. Peki hocam, bu tedavilerin haricinde gerek kireçlenme, gerek kemik erimesi gibi bu termal yerler var. Bunlar ne kadar etkili oluyor? Bu fizik tedavinin haricinde sıcak vücudun tutulması iyi geliyor diyor kimi. Gidiyorum ama geldiğimde tekrar aynı şekilde devam ediyor diyorlar. Ne kadar etkili bu? Hidroklimatoloji uzmanlık alanı var. Onlar termal yöntemleriyle hastaları tedavi ediyor, böyle romatizmal hastalığı olanlara. Şimdi bizim fizik tedavide uyguladığımız bölgesel sıcak tedavileri uyguluyoruz. Şimdi sıcak şöyle, vücutta o alana kan dolaşımında artma meydana getirdiği için oradaki dokuların iyileşmesi hızlanıyor diyebilirim. Şimdi o nedenle birçok şeye iyi gelir. Yani bir dokuda kan dolaşımının artması demek, mesela kas spazmında, mesela spazm olduğu doku diyelim, içinde kan geçmek daha zor olur değil mi? Şimdi sıcak uygularsak kas hafif gevşiyor, kan dolaşım artıyor, hızlı iyileşiyor. O nedenle termal tedaviler bu kronik bel ağrı olanlar, diz ağrıları olan hastalara iyi gelebilir. Sadece akut böyle çok dizi ağrıyıp şişmiş hastalar, bileği ağrımış şişmiş hastaların gitmemesinde fayda var. Çünkü ödeme sıcak iyi gelmez. Peki tedavi yöntemlerinden bahsederken demin protezden bahsetmiştiniz ve son evredeki hastalar için uygulandığını söylemiştiniz. Ameliyata girmeden önceki süreç ve sonraki süreci değerlendirdiniz ve ameliyata hazırlanan o sürece biraz değinsek. Şimdi protez ameliyat indikasyonunu ortopedist doktorları koyar. Hastanın ameliyat
hasta uygun mu değil mi? Çünkü eğer komorbid durumu varsa, şeker hastalığı gibi, tansiyon gibi, ileri yaş ise, KOAH gibi bir durumu varsa bunlar sakıncalı gruplar. Uygun olmayabiliyor. Tabii ki onlar ilgili alan uzmanları değerlendiriyor ve riskini çıkarıp söylüyor. Şimdi hastalarda yani protez alınacak hasta karar verildi diyelim. Pre-op döneminde yani hazırlık döneminde egzersizlerini yapmak, yine fizik tedavi uygulamak gelir, yapılabilir. Ve ameliyat sonrası da rehabilitasyona, yani ortopedik rehabilitasyon dediğimiz fizik tedaviye yine gitmelerinde fayda var. Çünkü hastanın şimdi protez ameliyatı çok büyük bir ameliyat. Proteze alışması, tekrar eklem hareket açıklığını geri kazanması, kas gücünü kazanması ve normal yürüyüşüne kadar, hastanın kendi normal hayatına devam etmesine kadar zaman gerekiyor. Kalça protezi olsun, diz protezi olsun. Bu süreç fizik tedaviye geldiğinde daha hızlanıyor, daha kontrol altında oluyor. Yani hasta daha iyi ayağa kalkabiliyor. Çünkü bazı hastalar fizik tedaviye gelmediğinde, pandemi nedeniyle mesela gidemedi diyelim, hala kalça protezi olup aylarca çok doğru düzgün yürüyemeyen hastalarımız, yani hastalar oluyor. Yani birebir uyuşmuyor da biliyor protez hastalığı, öyle mi oluyor? Yani onun uyuşup uyuşmamasını ortopedi doktorları takip ediyor. Takibi altında. Evet. Yani ameliyat olduktan sonra o süreç hala uzuyor. Evet, evet. Ne kadar ortalama oluyor? Farklı bu. Kalçada farklı, dizde farklı. Dizde daha erken. Kalçada da kısmen daha erken. Ama işte bir 6 aya kadar uygun bir tedavi almalarında fayda var. Bu protezler sonrasında değişiyor mu? Yenileniyor mu? Nasıl oluyor? O süreç nasıl peki hocam? Protez sonrası hastanın şimdi hafta hafta, ay ay hastanın yapabildiği egzersizler, yapması gereken hareketler var. O nedenle o protokole göre uygun yapılır. Aynı zamanda hastanın o anki fiziksel durumu da önemli. Mesela protez oldu diyelim, ilk günden beri yürüyen, sıkıntı yaşayamayan hasta olabilir. Çünkü o hastanın kas gücü iyidir. Daha hızlı yaralara iyileşmiştir. Ha, bazı hastalar 3 ay sonra bile çok doğru düzgün yürüyemeyebilir. Belki o hastanın daha farklı durumları vardır. Başka bir yerde ağrısı vardır. Ağrısı geçmiyordur. Birbirini tetikleyen de olabiliyor. Evet. O nedenle hastanın o anki durumuna göre nereye ne tedavi gerekiyorsa yapılır. Peki son olarak toparlayacak olursak hocam, buradan hastalarımıza uyarılarda biraz bulunalım. Tedavi süreçlerini değerlendirdik, beslenmeyi değerlendirdik. Genel bir toparlayacak olursak neler demek istersiniz? Şimdi bir insanın fiziksel olarak ağrı yaşamaması için egzersiz çok çok önemli. Hani bizim günlük yaptığımız ev işleri olsun, iş yerimizde yaptığımız şeyler egzersiz sayılmıyor maalesef. Çünkü sürekli aynı ekleme, aynı kasa yükleniyoruz ve onları yoruyoruz aslında. Bir vücutta bir dengesizlik oluyor. O nedenle düzenli egzersiz, hareket hayatınızı dahil ederseniz ileride oluşabilecek birçok hastalıktan önlenmiş olur. Birçok ağrılardan kurtulmuş olursunuz, öyle düşünün. Yani bu basit bir hareket, yürüyüş gibi başlayabilirsiniz. Sonrasında yavaş yavaş ilgili uzmanla giderek, danışarak daha böyle ileri seviyelerde egzersiz hayatınıza dahil edebilirsiniz. Bir de beslenmeye dikkat etmek tabii hepimiz için çok önemli. Çünkü fazla kilo her zaman yanında fazla durumlar getirebilir. O nedenle onu yiyeceklerden az tüketip meyve sebze daha iyi tüketirseniz daha iyi olur. Ve kendinize dikkat edin. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Vermiş olduğunuz bilgiler için, hayatın içinden bilgiler ve herkesin uygulaması gerektiği ve günümüzde herkesin yaşamış olduğu bir rahatsızlıklara değindik. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim size. Evet, değerli izleyenler, hepimizin yaşayabileceği sorunlarda boyun, bel ve kireçlenme, kemik erimesi gibi rahatsızlıklardan bahsettik. Nardan hocamız bizlere eşlik etti bu konuda. Umarım uyarılarını dikkate alırsınız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. İyi pazarlar.